Arabanızı getirdiniz. Kaçıncı defa getirdiniz ve nasıl durum? Kaç sefer getirdim? Üç sefer getiriyorum. Bu üçüncü oluyor. Daha kaç sefer getireceğim bilmiyorum. Bunu açıkça burada ifade eden. Geliyorum. Ben karayollarına gidiyordum. Allah seni inandırsın. Bir kere geliyordum. Ulan veriyorduk parayı. Neyse işimiz bitiyordu, gidiyorduk. Şimdi üç sefer geldim. Daha kaç sefer geleceğim? Allah bilir. Yani ben caydım diyebilirim Sayın Tayfun Bey. Sizin sağlığınız için gerekli. Avrupa Birliği standartları var çünkü. Ben bu Avrupa Birliği diyorsun. Ben kendim muayene olamıyorum. Arabanın arka koltuğunda şeyine bile bakıyorlar. Neymiş? Ulan senin telefon mu? Heh. Alo. Şimdi arama. Şimdi ben röportajdayım. Muayene daha bitmedi. Ne zaman bitecek? Allah bilir. Şimdi kapat. Ben seni sonra arayacağım. Şimdi, kusura bakma. Şimdi kararıyorum. Şimdi ben buraya geliyorum. Avrupa Birliği diyorsun. Ulan bu yollar sanki Avrupa Birliği mi? Benim geliyorum. Neymiş? Arka koltukta emniyet kemeri diyor. Ulan benim ön tarafta emniyet kemeri. Kim takıyor? Bana bir söyle. Sen takan kaç tane insan var? Geliyorum. Yine asabım bozuluyor. Burada kendi paramızla rezil oluyoruz. Geldim oraya. Ulan ne yiyecek? Bir lokma bir şey buluyorum. Sabahtan beri kaç sefer geliyorum. Yağmur yağıyor söz temsil. Oraya git diyor. Burada gitme diyorlar. Orada dur. Oraya gidiyor. Orada durma. Oraya git. Araba orada bir maskara oluyor. Ben kendim kaç gündür işten kayıttan oldum ben. Yine asabım bozuldu. Neymiş Avrupa Birliği? İstemiyorum ben böyle Avrupa Birliği olacaksa. Ne güzel karayollarında biz bunu yaptırıyorduk. O zaman ne oluyordu? O zaman ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Yine kusura bakma acık sinirlendim. Ben böyle Avrupa Birliği istemiyorum. Neymiş senin iyiliğin için? Ulan benim iyiliğim. Araba işte geliyorum. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum. Çoluk çocuk biniyoruz. Her yere gidiyoruz. Ne oluyoruz? Geçmeyecek neyi var lan? Geçti. Araba orada duruyor. 72 model benim araba. Ben buna bir ton masraf ettim. Allah seni inandırsın. Şimdi ben buna ettiğim masrafla yeni bir araba alınır dışarı tosun. O kadar masraf ettim. Ondan o zaman çok kızdıydım. Şimdi bir yalan söylemeyen çok kızdım. Niye kızdım? Ulan bunun camları otomatik, ulan kapıları otomatik. Ben bunu kız gibi araba indi o sıfır araba verecekler. Tövbe olsun değişmem ben bunu. O kadar çok masraf ettim. Bir de gittim oraya ulan gel. Hindi geldi geçti bu. Ulan öyle biliyoruz işte. Kızgınlığın sadece bu mu? Yani Türk mü? Genelde kızgın mısın sen? Bir kızgınlığın bu olsa iyi olacak ama canımı sıkan çok şey oluyor. Hani sıkmayan diyorum açıkta tansiyon var bende. Açık öyle senin duran diyorum ama bir şey oluyor. Gene sinirim oynuyor. Bir bakıyorum dumandan çıkıyor desem olacak o kadar kızıyorum. O zaman seçim geliyor şimdi sen çok kızacaksın yine. Ender, ulan ender konuya yine girmeyelim. Uzun bir mesele ender konu. Yine kızacak çok şey var, çok şey var. Neyse şimdi senin de canını sıkmayan ben. Kız. Mesela arabam var ama benzin yürütebiliyor musun peki? Hayır, nerede? Arabaya ne zaman binsem kırmızı yanıyor. Ulan benim karı diyor, ulan bunun markası mı, bu modeli mi böyle diyorum. Varıyorum benzin alan diye oraya varıyorum. Diyelim böyle 400 ulan işte 5 diyelim 9 yazıyorum. Bir hafta sonra varıyorum 4 12 15 20 olmuş. Neredeyse her gün zam geliyor. Her gün benzin fiyatlanıyor. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan millet bizmişiz. Yine dünyanın biz çok mu paramız var da en çok parayı biz veriyoruz. Böyle giderse ben bunu evin yanına dayıyor hocam. Antika diyorlar. Öyle ulan biz buna bir zaman biniyorduk diyeceğiz. Öyle bakacaklar. Nere bacak bu işin sonu? Ben bilemiyorum. Bilemeyeceğim geçecek öyle geçecek. 12 Haziran seçimlerinde istediğimiz sonucu alacak mıyız? Yani biz bu parlamentoyu yenilince umudum var mı? Bir şeyler değişecek mi? Vallahi pek umudum yok diyebilirim. Bizim bu işler ulan seçim oluyor. Her yeri bayraklar süslüyor. Millet böyle atıyor bol keseden. Ulan zannedersin ertesi gün başka bir şey olacak. Her yer fiyatlar düşecek. İş bulamayanlar iş bulacak. Ulan her şey güzelleşecek gibi. Bir bayram öyle vuruyorlar. Davullar, zurnalar çalınıyor.
Ben bakıyorum bir şey değişmiyor, değişmiyor, değişmeyecek, geçecek. Ben gene ne olacak? Çok umudum yok diyebilirim Sayın Tayfun Bey. Yenge ne diyor bu durumlara? O da meşhur oldu seninle beraber, görünmedi ama yani. Şimdi benim bu sizin şeyi yayınladılar. Arıyorlar, garip oyun arıyorlar. Sen herifi çok mu ulan diyorlar, arıyorsun, çok mu sıkıştırıyorsun diyorlar. Benim kadar açık konuşmayı çok seviyorum, biliyor musun? Bu cep telefonları çıktı, kulağından düşmüyor. Neredeyse öte odada ulan oğlanı da oradan arayacak. Bir sürü de masruf oluyor, bir sürü fatura geliyor. Ben kızdım, çekiştim, çekiştim. Şimdi beni gördü mü konuşurken telefonu kapatıyor. Herkes böyle çok da kızak gördü seni orada ya. Kadını fırçalayıp kapat demek kolay iş değildir yani. Yok da ne diyen? Şimdi ben konuşuyorum, arıyor, kızıyorum, bazı kızıyorum. Garıya da çok kızdığım oluyor, bunu itiraf eden. Garı dediğin çok konuşmayacak, sus olacak. Ulan sen konuşurken garı orada bir şey sorarsan cevap verecek. Konuşup atmanın bir sürü de, hele telefonda konuşmanın ne alemi var? Bir ton masruf yazıyorum. Ben eskiden ne hal ediyormuş bu millet bilemiyorum. Şimdi herkesin kulağında bir cep telefonu, öyle konuşuyorlar. Öyle gidiyorum, arkamdan biri bir şey diyor, ulan bana mı diyor diye öyle bir baktım, kulağından öyle bir şey sallandırmış. Telefonla konuşuyor. Ulan ben de diyorum, bana bir şey mi diyor. Ulan bir baktım öyle, bana de ters ters baktı, öyle aykırıladı gitti. Ne konuşuyor bu millet, bu kadar konuşacak neyi var? Ama böyle dişe dokunur bir şeye konuşmaya kalktın mı korkuyorlar, öyle aykırılar geliyorlar. Ama ne konuşuyorlar? Boş konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar diyebilirim. Mikrofon tutuyorlar, hiç kimse senin kadar konuşmuyor. Korkuyorlar. Mikrofon tutunca konuşmuyor ama devamlı konuşuyor Türkiye. Konuşuyorlar ama affedersin boş konuşuyorlar. Şimdi memleket meselelerinde olan bir canını sıkan bir şey oluyor. Bir yerlerde bir şeyler karışıyor. Hadi konuşun desen herkes korkuyor, bir tarafı öyle aykırılıp gidiyorlar. Ama boş konuştu mu öyle kulağında bir telefon öyle konuşuyorlar. Bunun parasını kim veriyor? Nereden kazanıyorlar? Ne alıyor diyorlar? Ben anlayamadım. Anlayamayacağın geçecek. Bunu da itiraf eder. İlk neyin çözülmesini istersin seçimden sonra? İlk sorun sence ne? Neyin çözülmesini isterim? Gençlerin işsizliğinin bir çözülmesini istiyorum. Şimdi benim oğlan üniversiteyi bitirdi. Bu kadar masraf ettik. Bu kadar. Ama çocuğuma harçlık veriyorum. Bir hafta geçiyor. 20 lira ne kadar işini görecek? Gene boynu bükülüyor. Oğlum paran var mı diyorum. Yok diyemiyor. İnanır mısın? Yok diyemiyor. Bir iş için ulan gittik, bir müracaat ettik. Orada sıraya girdik. Hepsi üniversite mezunu, bir sürü okulları bitirmişler, masruf etmişler. Ama yiyecek ekmekleri yok, babalarının ellerine bakıyorlar. Ne zamana kadar sürecek? Bu gençliğin sonu nereye varacak? Bunlar ne zaman evlenecek? Ne zaman çora çocuğa kavuşacak? Ne zaman insan gibi yaşayacak? Bunu kim çözecekse çözsün. Ben diyorum, bunu çözsünler, öteki sonra olacak geçecek. Ama ben şimdi gençlere, bundan sonra geriden gelenlere çok üzülüyorum. Bunu diyebilirim. Başta bunu diyebilirim. Gerisi çok var. Çok var ama uzun uzun konuşmak lazım. Şimdi canınızı da sıkmak istemiyorum. Peki, sana çok teşekkür ediyoruz. Biz yine işimiz düşükçe seni arayacağız. Bize konuşacak adam lazım, muhalif adam lazım. Üstelik de kırmadan, dökmeden söyleyecek adam lazım. Çok şey var, çok şey var. Ben de size teşekkür ediyorum. Şimdi kimseye bir şey, birbirinin bir şey sorduğu yok. Televizyonları açıyorum. Aynı adamlar oturmuşlar. Açıkta öyle yayılıyorlar, affedersin. Milletin karşısında. Sanırsın memlekette her şey güllük gülistanlık. Hiçbir mesele yok. Öyle havadan sudan bir şeyler konuşuyorlar. Gevrek gevrek bir de gülüyorlar. Anama sövmüş gibi geliyoruz diyebilirim Sayın Tayfun Bey. Ama vatandaşın, orası yanan vatandaşın, hastanelere gidiyorum söz temsil.
Herkes kuyrukta bekliyor. Öyle vatandaşın beli bükülmüş, hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Ama onlara gidip de öyle halin nedir diye mikrofon uzatanı ben pek görmüyorum. O bakımdan sana teşekkür ederim diyebilirim. Çok sağ olun. Sana teşekkür ederim. Şu arabanı da görelim biz. Arabayı. Meşhur arabayı gösterelim bak. Ona bak. Otomatik ne diyorum? Kapısı da otomatik. Her şey otomatik. Çok para verdi biliyor musun? Şimdi hırsız mırsız gelir diye yukarıdan bakıyorum. Böyle biri dolanıp otursa böyle basıveriyorum. Ulan Ceyra'daki gidiyorum. Az para değil şimdi. Parası da değil ama ben buna değiştirmem. Yani sıfır araba verecekler. Kız gibi ettim hani ben bunu. Ayrıca rengi de farklı yani. Çok seviyorum. Ben böyle bazıları diyor ulan sen bu yaşta utanmıyorsun. Niye bu diyorlar? Ulan bu ne nal araba diyorlar ama ben çok hoşuma gidiyor. Kaç sene oldu? Bu benimle beraber ölecek geçecek. Hurdaya da vermedim ben bunu öyle. Buyurun isterseniz öyle bir gezelim.